Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. İrfan Mektebi'nde bu hafta dünyanın değişiminde ve dönüşümünde insanın rolünü ve nebevi usulü konuşacağız inşallah. Çok mübarek bir aydayız. Rebiyul Evvel ayındayız. Bu ayda sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam alemleri şereflendirdiği, mübarek vücudunun, nurlu vücudunun dünyaya intikal ettiği aydayız. Ve bu haftada Mevlid Kandili'ni idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm izleyenlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Bugünkü programımızda İrfan Mektebi dergisi genel yayın yönetmeni sevgili Metin Uçar hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz sizler de. Hocam, nebevi usul, insanın değişimi dönüşümünü konuşacağız ama isterseniz Mevlid Kandili münasebetiyle kandille alakalı düşüncelerinizi alarak başlamış olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şükürler olsun, yeni bir Mevlid Kandili'ni daha idrak etmiş bulunuyoruz. Mevlid Kandilleri İslam aleminde hakikaten büyük coşkuyla karşılanan, kutlanan. Ama bu arada belki de en önemli tarafı idrakine yönelik meseleler olduğu için sene boyunca da gündemde tutulan bir konu olarak devam ediyor. Tabii konumuzda da bir derece belki aslında direkt de bağlantılı olan bir mesele ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmezden evvel hakkında pek çok malumat kutsal kitaplarla beraber insanlığın birikiminde var. Ve o doğum gerçekleştiği gün malumunuz bir Yahudi diyor ki o beklenen zat geldi ve peygamberlik ebediyen bizim elimizden gitti. Aslında en önemli belki mesele de burası, şu anlamda burası. Bütün insanlığın kurtuluşu, bütün insanlığın istikameti, bütün insanlığın aramış olduğu huzur, güvenlik, emniyet, mutluluk, saadet. Hangi kelimeleri arka arkaya getirsek getirelim, bütün bunların içini dolduracak hadise aslında bu Mevlid'le alakalı. Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı. Dolayısıyla bu mevzu insanlığın gündemine ne kadar net girebilir, bunun arka planı ne kadar net doldurulabilirse o kadar önemli olacaktır. Ve biz de işte o zaman belki hakikaten bu konuya müdrik olduğumuzu bir derece anlayabiliriz. Bu açıdan önemli bir gündü, bir gün devam ediyor. Bu bir sonraki Mevlid Kandili'ne kadar inşallah aynı idrak ve şuurla devam edecektir diye ümit ediyoruz. Ve belki bu anlamda yine detaylara gelecek. Okullarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün okullarda karşılığının ders olarak bulunmuş olması da bu açıdan belki önemli olacaktı ve oldu. Ümit ediyoruz. O anlayışa, o idrake, bu farkındalığa katkı sağlar da o bütün bahsedilen o ilk doğum esnasında Yahudinin söylediği ebediyen bizim elimizden gitti ama şu tarafı da var. Ebedi bir mutluluk da bütün insanlık için açılmış oldu. Elhamdülillah. Bu farkında ortaya koymak açısından önemlidir. Elhamdülillah hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, konumuz dünyanın ve insanın değişiminde insanın rolüydü. Tabi burada başlamak açısından insan nedir veya ne değildir? Buradan başlayacak olursak insanla alakalı, insanın kainattaki rolüyle alakalı neler söyleyebiliriz? İnsan aslında tabi bir kısım filozoflara göre hemen hemen hepsinin tanımladığı ifadenin içerisinde hayvan kelimesi geçiyor. İnsan bir hayvandır. Düşünen hayvandır, öğrenen hayvandır, araştıran hayvandır. Ama bunu tabii biz belki bugünkü konuştuğumuz Türkçe kelimelerin içerisini doldurmakta zorlandığımızdan dolayı yanlış anlamalara da vesile olabilir, sebep olabilir. Hayvan aslında canlı diri demektir. Bir kısmı böyle kullanmıştır ama mesela Nietzsche demiş ki insan bildiğin hayvandır. Bu tabiri de kullanmış. Şimdi bir anlamıyla bakıldığında bu tabirler insan için hakarettir. Çünkü insan eşrefi mahluktur. İnsan kainatın en güzel meyvesidir. Ama diğer taraftan bakıldığında da insan gerçek fonksiyonunu icra edemezse, gerçek tanımını bulamazsa, ifadesini bulamazsa insan hayvan değildir. Hayvandan daha aşağı bir varlıktır, daha tehlikeli bir varlıktır, daha tahripkar bir varlıktır. Bugün yaşanan bazı hadiseler herhalde bunun en güzel, ön güzel değil de en kötü örnekleridir. Konuya belki direkt ışık tutması açısından ama gerçekten sıkıntılı örneklerdir. Dolayısıyla insan
Yani orta çağdaki Avrupa'da özellikle insanın kıymetine baktığımızda yerini çok bulamadığını, 1789 Fransız İhtilali ile beraber insan unsurunun biraz daha geriye çekilip makinalaşmanın ön plana çıktığını, Kral Edward'ın zamanında bir film sahnesi de anlatıyor. Oklar diyor, para yapıyor, bunların karşılığı var. İnsanları sürün, onlar daha ucuz dedikleri bir tablo var. Veya bugün insanın dünyada kalabalıklık ettiği, yani biraz da gözden çıkarılması gereken bir varlık gibi görüldüğü, yine maddenin veya bir kısım şeylerin öne çıkarılmış olduğu bir tablo var. Yani insan tanımı bugün insanlık içerisinde gerçek yerini ve tanımını tam bulabilmiş maalesef değildir ve gözükmüyor. Ve uygulamalar da böyle olduğuna şehadet ediyor. Peki insan nedir dersek? İnsan Kur'an'ın tabiriyle eşref-i mahlukattır. Evet. Mahlukat dediğimiz şey, yaratılmış olan ne varsa, yaratılmış olan ne varsa bunların hepsinin üstündedir insan. Hasreten Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla eğer insan Risale-i Nur'larda sıklıkla bahsedildiği ve önemli yani bu konu üzerinde durulmuş olan bir nokta var ki o da insanın mahiyeti çerçevesinde Esma ilahiye tam bir aynadarlık yapabilmesi, hı hı. Ayna olabilmesi. Peki burayı açmamıza çok fayda var hocam yani Esma ilahiye aynadarlık yapması. Bu anlamıyla da diğer bütün mahlukatla yani tecelli cihetiyle, masariyet cihetiyle eşdeğerden öte onu idrakinde olmak bahsiyle de onun üzerine çıkan bir tablosu var. Şimdi bütün mahlukata baktığınızda mahlukatın varlık sebebi nedir? Mahluk demek ismi mef'uldür. Yani bunun bir yapanı var demektir. Halk edilmiş. Yani bunu ortaya konmuş, yaratılmış, halk edilmiş. Peki bunun faili nedir dediğimizde karşımıza Halik çıkacaktır. Halik kim diye sorduğumuzda Allah çıkacaktır. Siz bu ifadeyi Kur'an'da aradığınız zaman niye var peki mahlukat, insanlar, diğer mahlukat niye var? İnsan ve cinler Allah'a ibadet etsin diye varlar. Diğer bütün mahlukat da yine Esma İlahi'ye aynadarlık cihetiyle varlar. Yani aslında olan her şey yapanın var etmesiyle var. Olan her şeyin anlamı da onu hangi amaçla yaratmışsa o manayı ilişkilendirmek ve bilmekle doğru orantılı. Mesela siz bir mektup yazdınız. Veya size bir mektup geldi. O mektubun zarfı var, yazısı var, mürekkebi var, kullanılan kağıdı var. Öteki beriki. Ama asıl olan orada nedir? Asıl olan manadır. O mektubun diğer hangi vasıf da ortaya konulsa, mesela altın suyuyla yazılmış olsa bile o ifade edilen mananın kıymet ve ehemmiyetini ortaya koymak için, muhatabın ehemmiyetini ortaya koymak için olacaktır. Veya onu gönderenin nasıl bir noktada bulunduğunun ifade tarzı olarak bulunacaktır. Bugün siz mahlukata baktığınızda, insana baktığınızda en basitinden en büyüğüne, en kompleks yapısından en basit olanına kadar hangi birisine bakarsanız bakın hepsi o mektuba bedel altın suyuyla yazılmış gibidir. Yani kıymetlidir. Hiçbirisinde ne hikmet olarak, ne maslahat ve fayda olarak ne de diğer hangi bilimle bakarsanız bakın bir eksiklik göremezsiniz. Çünkü bütün bu yapının içerisinde bir varlık var ki insan diye tanımlanmış. Ve iki özelliği var. Bir bedeni maddi tarafı, iki ruhi tarafı. Bir tarafıyla hayvana benzeyen özellikleri var. Yemesi, içmesi, uyuması vesairesi. Bir taraftan meleğe benzeyen özelliği var. Bütün Esma İlahiye ile muhataplık olmak, o irtibatı kurmaklık noktası ve bu işin idrakında ve genelleyebilen ve bütünü anlayabilen bir konsept içerisinde bir varlıkla karşı karşıyasınız. Şimdi bu insan dünyada var, yaratılmış. Hatta tabii o serüveni de şöyle bir hatırlarsak, ilk defa Adem Aleyhisselam yaratılıyor. İşte balçıktan yaratılmış, ruh üflenmiş. Adem Aleyhisselam insan olarak cennette ilk defa tırnak içinde görücüye çıkmış. Melekler gördüklerinde ne diyorlar?
hiç karşılaşmadıkları bir şey. Ya Rabbi diyorlar, biz zaten ibadet edenler olarak sana yeter idik. Sen hani bu varlığın var olma sebebi nedir? Hikmeti nedir diye sorduklarında ne diyor? Siz bilmezsiniz. Hı hı. Bunu ancak kim? Allah bilir. Ve melekler Adem Aleyhisselam'a secdeye emrediliyorlar. Böyle bir tablosu var. İlk insanın yaratıldığı yer, gündeme geldiği yer cennettir. Ve o insan Bediüzzaman'ın ifadesiyle tavzifle dünyaya gönderilmiş, hı hı, ve dünyada Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına aynedarlık yapan mahlukatın muhteviyatını, tecellisini, tezahürünü ortaya koymuş olduğu meseleleri anlamak, fikretmek, tefekkür etmek, ama yine ayet-i kerimenin ifadesiyle ben size ancak ibadet etsinler Allah'a. O çerçevede de Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak için gelmiştir. Eğer insan bunun farkında olarak dünyada hayat sürerse, ilişkilerini ona göre kurabilirse, ona göre hareket edebilirse, işte o zaman insandır. Yok değilse, insan bugün meleki taraf değil de nefsi tarafı, şeytana kulak veren tarafı ve bedeni hazlar cihetiyle dünyada bulunur ve nazarını ona göre geliştirir. Sadece dünyaya hasrı nazar ederse, bütün varlığı dünya ve oradaki lezzetler ve oradaki hırslar boyutunda hareket ederse, bugün dünyanın bize verdiği, üzerine gitmiş olduğu konu çerçevesinde, o zaman insan en tehlikeli varlıktır. Evet. En tehlikeli varlıktır. Çünkü insanın eğer o kötü olan tarafı işletilirse, iyi tarafları öne çıkarılmazsa, burası imtihan dünyası. Zıtlar var. İnsan içinde kötü huylar da, iyi huylar da var. İnsan kendisini Kur'an ve sünnette ıslah edip iyi noktaya taşınabildiği gibi, eğer bunu yapamazsa kötü noktaya da kayabilir, gidebilir ve daha tehlikeli olabilir. Bahsettiğiniz gibi âlâ illiğine değil de bu kez esfel-i safiline girebilir. Dolayısıyla insan en nadide, en nazik ve nazenin ve üzerine titrenilmesi ve aslında bütün ne varsa her şey insanın bu noktadaki özelliklerini ortaya koyucu ve ortaya çıkarıcı bir argüman, bir malzeme, bir materyal olmak mecburiyetinde. Eğer bunu kaybedersek biz, insanı değil de maddiyi öne çıkarır. İnsan burada esas değil de geri planda kalır. Oraları besleyen, onları ortaya çıkarmayan, çalışan veya o konuda çalıştıran bir varlık haline gelirse, o zaman şu an dünyada yaşamış olduğun bütün problemler ve sıkıntılar baş gösterecektir ki bunun neticesi bir şekilde bunun ortaya çıkmış oluyor. Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam belki küçük bir nokta, söylediğiniz noktada Üstad Hazretleri cennetten insan dünyaya göndermesi bir tavzif. Evet. Yani bir vazifelendirme, evet, olarak söylediniz. Bu vazifelendirme üzerinde, yani gerçek vazifesi insanın bu dünyada, rolü, özne halinde yaşama tarzı, bunun üzerinde birkaç kelam ederseniz memnun oluruz. Şimdi işin hikayesine bakıldığı zaman Adem Aleyhisselam cennetten kovulmuştur tabiri var. Aslında bu bir ağır bir tabir. Hı hı. Peygamberler isme sıfatına aizdirler. İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Bir imtihana tabi tutulmuşlukları ama hikmetin yasak meyveyle beraber dünyaya, ki o tavzifin gerçekleşebilmesi için belki bir vesile, sebep lazımdı. Hı hı. Bu olarak dünyaya gönderilmişler. Şimdi Adem Aleyhisselam eğer dünyaya gelmeseydi, insan normal dünyaya geldiğinde ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Her insan İslam fıtratı üzere doğar. Evet. Ama annesi babası onu işte Müslüman, Hristiyan, Yahudi vesaire yapar. Şimdi bütün insanlık potansiyel olarak bakıldığınızda bu anlamda eşit. Hı hı. Peki farklılıkları ortaya koyan şeyler nerede ortaya çıkıyor? Çevresinde, ailesinde vesaire. Yani bunun içinde bir ortam gerekiyor, hı, değil mi? Mesela ikimiz de öğrenciyiz. Hangimizin az çok bildiğini nasıl ortaya koyarız? İmtihan yaparız. Hı hı. Dünya süreci insanlık için imtihan sürecidir. Hı hı. Yani burada Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler, Hazreti Osmanlar olduğu gibi Ebu Cehiller de var. Müsellemeyi Kezzaplar da var. Şeddatlar var. Bir sürü tahribatçılar var. Nerede ortaya çıkıyor? İşte bu dünya sahnesinde karşılaşmış oldukları meselelere karşı referans aldığı konu haksa, hakikatse, İslamiyetse, Kur'ansa veya
kutsal dinlerse, semavi dinlerse buna göre insan iyi noktaya taşınabiliyor. Bu semavi dinleri vesaire söylemem. İslamiyet'ten önceki insanları da kapsamak noktası söylüyorum. Şu an İslamiyet geldikten sonra daha bunların hükmü yok. Bundan sonra İslamiyet esastır. Bu noktada da İslamiyet'in esas alınmış olmasıyla beraber insan kendisini buluyor ve ona göre de buradaki vazifelerini yapıp ahirete ücret için gidiyor. Eğer bunu yapamazsa insan ne yapacaktır? İşte Esfel-i Safil'in deniz tarafa, Ebu Cehiller, Şeddatları, ötekileri netice verecek bir tablo. Bunu da ortaya koyan yine dünya hayattır. Eğer cennette olsa idik böyle bir imtihana tabi tutulmayacağımızdan dolayı da böyle bir ayrışma söz konusu olmazdı. Bu potansiyel olarak hepimizde var. Bunun açığa çıkabileceği ortamın adı dünyadır. Onun için Adem Aleyhisselam bu imtihanın yapılabileceği ortamı, o kapıyı açan ve dünyaya gelen ve o imtihanı kendisi de yaşayan, hakikaten yani bir peygamberin güç yetirebileceği kapsamda da tövbesini icra edebilen ve kendisinden Havva validemizle beraber bütün insanlığın işte dünyaya gelmesi ve bu arada bu ayrışmaların yaşanarak dünyadaki bu tabloların ortaya çıkmasına vesile olması söz konusu. Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte dünyayı bize bir imtihan sahası kıldı. Sahası kıldı. Eğer gelmeseydi bu imtihan yoktu. Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak bize ihsan etti, gönderdi. Ve onun örnekliğinde, onun rehberliğinde insanlık bir değişime uğradı, değişti. Bu değişimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnekliğinde nasıl açıklayabiliriz? Şöyle söyleyelim. Bir çoban Asr-ı Saadet'te diyor ki eyvah Hazreti Ömer vefat etti. Şimdi yanındakiler diyorlar ki nasıl yani Hazreti Ömer'in vefat ettiğini sen nereden biliyorsun ki? Nereden haber aldın? Diyor ki görmüyor musun? Kurt koyuna saldırdı. Nasıl yani diyor. Kardeşim diyor. Hazreti Ömer hayatta iken hiçbir zaman bir kurt bir koyuna saldırmamıştır. Eğer saldırıyorsa bil ki o koruma kalkanı kalkmıştır. Yani Hazreti Ömer vefat etmiştir. Hakikaten Hazreti Ömer vefat ediyor. Şimdi Hazreti Ömer bütün kurtlarla anlaşma mı yapmıştı ki koyunlara saldırmıyorlardı? İmkansız. Veya her tarafta gözetçileri, kameraları, çipleri vesaireleri vardı. Direkt müdahale edebilen bir durum mu söz konusuydu? Böyle bir şey de yok. Peki neydi? Durum neydi yani? Hakikaten o koyunun oraya saldırmaması nedendi kurdun koyuna saldırmaması? Burada işte Hazreti Ömer dediğimiz o mübarek zat, benden sonra peygamber gelse de Ömer olurdu dediği peygamber Aleyhisselam o zat, ben diyor iki şey hatırladığımda birisinde ağlarım, diğerinde ne yaparım? Gülerim. Nedir bu hadise? Bir, biz putperest olduğumuz dönemlerde İslamiyet'ten önce ne yapardık? Kendi elimizle hamurdan putlar yapardık. Onlara tapınırdık, ibadet ederdik, yardım dilerdik vesaire. Ama acıkınca da onları yerdik. Şimdi buna dönüp baktığımda yani bizim yiyebildiğimiz şeyden nasıl biz medet bekliyoruz diye aklım almamakla beraber ne kadar komedi bir durum söz konusu. Ben buna gülüyorum diyor. Ağladığı şey ise nedir? Biz cahiliye aletlerinin İslamiyet bize gelmezden evvel ortaya koymuş olduğu o insanı merkezden çıkarıp insanın bir kısmını dışlayan Allah'ın eşref mahlukat demiş olduğu o çerçevedeki işte kadın nesli tarafını bir tarafa koyarak ne yapıyorduk? Kız çocuklarımız bizim için bir utanç vesilesiydi o toplum içerisinde, o düşüncede. Ve biz ne yapıyorduk? Kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyorduk. Ve ben çocuğumu götürdüğümde, ben onun için çukur kazarken çocuğum benim sakallarımdaki tozları silkeliyordu. Bana diyordu ki, baba sakalların toz olmuş. Halbuki o tozlar, o sakalıma gelen tozlar onu gömmek için eşelediğim o çukurun tozlarıydı. Ben diyor bunu her hatırladığımda ağlarım. Hazreti Ömer bakın buradan peygamber gelse Ömer olurdu denecek bir noktaya gelmiş. Hazreti Ömer öyle bir değişmiş, öyle bir değişime uğramış ki
Allah ondan öyle razı olmuş ki o adaletiyle, Adl isminin kendi üzerindeki azami tecellisiyle öyle bir mazhariyete sahip olmuş ki o kurt o koyuna saldırmıyordu. Hazreti Ömer'in burada maddi anlamda sadece kendi varlığıyla veya hilafetiyle ortaya koyabileceği şeyler sınırlıydı. Belli bir yere kadardı. Ama Allah'ın rızası çerçevesinde ortaya koymuş olduğu mahiyet ve keyfiyet, her şey Allah'ın elinde nihayetinde, o kurdu, o koyuna saldırtmıyordu. İşte bu insana netice veren şey, insanlığın en büyük medarı iftihar olan Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun eline gönderilen Kur'an-ı Azimüşşan'dır ve İslamiyet'tir. Ne zaman ki onlar, ki Hazreti Ömer kız kardeşinin de Müslüman olduğunu duyduğunda eniştesini ve kız kardeşini öldürmek niyetiyle, ki o esnada da yine peygamberi öldürmeye giden bir insan olarak kardeşinin evine gidiyor. Ama Taha suresinin ayetlerini dinlediğinde de bir anda dünyası değişiyordu. Burada değişim nerede başlıyor? Değişim kulağını neye verdiğinde başlıyor. Buradaki esas olan şey bizim muhatap olduğumuz şeydir. Burada iki mesele var. Bir, esas olan şeydir. Yani muhatap olduğumuz. İki, o esasa bakarak ortaya koyulan örnekliktir. Buradaki esas Kur'an'dır. Örneklik de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla o asr-ı saadet denilen, o en kötü cahiliye devrinden asr-ı saadeti netice veren ve o asr-ı saadetin mensupları olan o zatlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen Kur'an-ı Azimüşşan'la muhatap olduklarından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde hadiseyi yaşadıklarından dolayı Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman vesaire olmuşlar idi. Dolayısıyla burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değişimi, Peygamber Aleyhisselam kimseye bir şey yapmadı. Burası da önemli bir konu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı tek şey neydi? İhlasla ve samimiyetle İslamiyet'i yaşamaktı. O günün adet, örf, gelenekleriyle beraber ortaya koymuş olan 300 puta bedel, onları bir tarafa koyup bir olan Allah'a olan imanıydı. Bunu gerçekten hayatına yerleştirmiş bir insan olarak ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a yönelmiş bir insan olarak o toplumun içerisinde bulunması, o toplumu değiştiren en önemli etkendir. En müessir sebeptir. Çünkü o Allah'ı razı etmişti. Allah razı olursa diğer bütün her şeyde rızasına göre şekillendirebilme kudreti sadece ve sadece Allah'ta vardır. Onun için der ki Bediüzzaman Hazretleri, amelinizde rızai ilahi olmalı. Yani her hangi işi yaparsanız yapın, Allah'ın rızasını gözetirseniz bir anlamı var. Çünkü siz mesela toplumun problemleri var mı? Var. O problemleri değiştirmek, dönüştürmek, fayda sağlamak herkes istiyor mu? İstiyor. Herkes ortaya bir şeyler koymak istiyor mu? İstiyor. Ama herkesin yaptığı şey nedir? Hep şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz, şu olmalı, bu olmalı vesaire vesaire vesaire. Peki burada olması gereken ne? Dur kardeşim. Buradaki önemli olan şey şudur. Kendisini ıslah etmeyen bir insan başkasını ıslah edemez. Kendi nefsini ıslah edemeyen bir insan, hadis-i şerif, başkasını ıslah edemez. Önce ıslah nefisten başlayacaktır. Fahrettin Razi'nin tefsirine giren cümle, hadis-i şerif diye de naklediliyor. Biz diyor büyük cihattan, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Ya Resulallah, daha bundan büyük cihat mı olur? Yani nasıl bir kazadan geliyoruz, nasıl bir gazveden geliyoruz? Diyor ki en büyük cihat nefisle olan cihattır, mücadeledir. Kendisini değiştirmeyen bir insanın hiçbir kimseye faydası olmaz, olamaz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı en önemli şey buydu. Kendisini değiştirdi. Kendisini, yani belli bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin bir hali vardı o toplum içerisinde, ama Kur'an-ı Azimüşşan'ın gelmesiyle beraber Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzdaki en uygun o formata
Peygamber Efendimiz o Kur'an-ı Azimüşşan'la Cevdet Efendimiz bildirmiş ve getirmiş olduğu meselelerle ulaşmış oldu. Kendisindeki değişimi yakaladıktan sonra nereye geldi? Asr-ı saadeti netice verdi. Bir insanın değişmesi, bütün bir toplumun değişmesine netice verdi. Neden? Hak bir davaya inanıyordu. O inanmış olduğu davada samimiydi. Bunu yapabildikten sonra, az önce değindiğimiz konuları hatırlarsak, insan esma ilahiye aynadır dedik. Sizin bir kudretiniz var, kalemi kaldırabiliyorsunuz. iPad'i veya o cihazı kaldırabilirsiniz. Hadi masayı da kaldırdığınızı varsayalım ama bir yere kadar yukarıdakileri kaldıramıyorsunuz. Bu kudret sizde bu kadarıyla varlığı asıl kudretin kaynağına dikkat çekmek içindir. Yoksa o kaldırma kudreti de sizde midir? Sizde değildir. Dolayısıyla kainattaki her bir tanımlanan şey asıl kaynağını bizi götürmek için işaretlerdir. Eğer o işaretler olarak bunları fark edebilirsek, kaynağa ulaşabilirsek, kaynağa işte o ihlasla, samimiyetle ve rıza ilahi arayarak yönelebilirsek, değişmeyecek, dönüşmeyecek hiçbir şey yok. Allah razı olsun hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde insanın değişimini konuştuk. Bu noktada dikkat çekmek istediğim husus insanın değişmesiyle dünyanın, alemin değişeceği noktasıydı. Yani insan bu değişimin tam olarak neresinde hocam? Buradan biraz daha devam edecek olursak. Bir pazar sabahı bir baba gazetesini almış, kahvesini almış, dinlenmek için koltuğuna oturduğunda çocuğu yanına geliyor, diyor ki baba, diyor, hadi parka gidelim. Geçen hafta bana söz vermiştin. Bir düşünüyor, doğru söz verdim ama hiç de canı gitmek istemiyor. O oturmuş olduğu o rahatlığı bozmak istemiyor. Ne yapsam acaba diye düşünürken gazetenin promosyon olarak vermiş olduğu dünya haritası gözüne çarpıyor. O dünya haritasını alıyor ve o haritayı 5, 10, 20 neyse parçalara bölüyor, çocuğa veriyor. Evladım, diyor, sen bunu tamamla, dünya haritasını. Tamamladıktan sonra seni, diyor, ben götürmüş olurum. Şöyle düşünüyor, bu 2 saat kadar sürer. Ben de bu arada dinlenmiş olurum, sonrasında çocuğu götürmüş oluruz. Fakat dediği gibi olmuyor. 5 dakika sonra çocuk geliyor. Diyor ki baba, ben dünya haritasını yaptım. Nasıl yani, diyor. Getir bakalım, koyuyorlar önüne. Dünya haritası hakikaten yapılmış. Allah Allah. Yani normalde bunu hani senin değil daha büyüklerini de yapma ihtimali bu kadar zaman içerisinde zor. Ve diyor ki evladım sen dünyayı nereden tanıyorsun ki? Bu kadar kısa sürede dünyayı tamir ettin. Hepsini bir araya getirdin. O puzzle'ı tamamladın. Çocuk çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki baba, o verdiğin dünya haritasının tam arkasında bir insan vardı. Ben, diyor, dünyayı tanımıyorum ama insanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. O insanı düzelttiğinde baktım ki dünya da kendiliğinden düzelmiş. Şimdi aslında hadise bundan ibaret. Herkes dünyayı, dünya haritasını düzeltmeye çalışıyor kendisince veya bugünün ifadeleriyle dünya haritasını yeniden çizmeye çalışanlar, işte bir kısım şeyleri ortaya koymaya, bir sürü şeyler var. Şimdi bunu bir tarafa koysak, dünyayı şöyle bir çevirsek, arkasında insanı görsek ve biz insanın üzerine çalışsak, yani insanı tamamlasak. Aslında insan çok bilinir tanınır bir varlık gibi gözükürken, şimdi bu kadar psikologların, pedagogların vesairenin ortaya çıkması da bakıyoruz, herhalde insanı biz hiç tanımıyoruz. Çünkü insanın gerçekliğinden uzaklaşmışlığımız söz konusu bir. İnsanı insan yapan asli kaynaklardan uzaklaşmışlığımız iki, bunun örnekliğinden uzaklaşmışlığımız üç. Hangi anne baba bugün diyebilir ki, vardır örnekleri, bir şey diyemiyorum. Fakat bizim çocuklarımızın hemen hepsi çizgi film karakterleriyle şekilleniyorlar. Sanatçılarla şekilleniyorlar, futbolcularla şekilleniyorlar ve hakeza. Dolayısıyla biz aradığımız toplumu, aradığımız insanı, aradığımız değişimi istediğimiz gibi ortaya koyamıyoruz. İnsan neresinde bunun? İnsan tam ortasında, en nirengi noktasında, dokunulabilecek en önemli nokta. Şu odanın ışıklarının yanıp odayı aydınlatması nasıl bir düğmeye mütevakkıfsa, düğmeye bastığınızda bir anda bütün ışıklar yanıyor ve oda aydınlanıyorsa, emin olun, insana dokunduğunuz andan itibaren bütün dünya aydınlanacaktır. Ama önemli olan nedir?
insanın kalbine dokunmaktır. İnsanın esasına dokunabilmektir. İnsana emretmek değil, insanla beraber yapabilmektir. Evet. Birisi diyor ki, evladım namazını kıl yoksa cehenneme gidersin demeye bedel, evladım gel namazı kılalım, namazımızı kılalım, cennete gidelim demek daha evladır. Esasla beraber örneklik hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıdır. Çok doğru hocam. Hocam bu noktadan asr-ı saadeti konuştuk, zamanı, geçmişini konuştuk ama ahir zamandayız. Ahir zamanı konuşacak olursak, bugünün insanı, bugünün problemleri. Yani hepimiz arzu ediyoruz ki dünya değişsin. Şu içinde bulunduğumuz dünya değişsin. Bu zulümler, bu akan kanlar, bu terör olayları hepsi bitsin. Anladık ki insanın değişmesi olacak bu ama bugünün işte problemleri, bugünün insanın dertleri nelerdir? Bunu konuşacak olursak neler söyleyebiliriz? Asr-ı saadet bütün insanlık tarihi için en önemli rol modeldir. Bir, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Sahabe cemaati sahabe, toplum olarak örnektir. Kesinlikle. En önemli örneklik odur. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ashabım yıldızlar gibidir, hangisini tutunsanız doğru yolu bulursunuz, istikameti bulursunuz buyuruyor. Tabi bunun asıl esasına indiğimiz zaman diyor ki size iki şey bırakıyorum. Bir, Kur'an-ı Azimüşşan, iki, sünnet-i seniyye. Bu da bizim için esastır. Eğer bunlardan koparsak bu problem her zaman için devam edecektir. Dolayısıyla bize bakan kısım bugün yaşanan bu problemlerin çözümü yine bizim kendimizde. Şimdi bunu uzakta aramak doğru değil. Biz bu coğrafyanın, Türkiye'nin insanları olarak ki Türkiye'de şu an stratejik olarak, coğrafya olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak, dinler tarihi olarak her açıdan baktığında bir de Osmanlı'nın bakiyesi olarak hilafetin yani sahipliğini yapan bir merkez olarak alem İslam için baktığımızda diğer bütün dünyaya da pek çok açılardan merkez konum oluşturmak, şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde buranın ama buna bağlı olarak da buranın insanının gerçek keyfiyetine kavuşma meselesi var. Bunu yapabildiğimiz oranda biz bütün dünyayla muhatap olur, belki bütün sıkıntıların çözümüne bir neşter olmuş olabiliriz. Rizvan Hazretleri'nin çok önemli bir sözü var bu konuda. Diyor ki, bizler efalimizde, akvalimizde ve atvarımızda İslamiyet'in hakikatlerini gösterebilirsek, sair dinlerin tabileri efvecen İslamiyet'e dehalet edeceklerdir. Siz, size bakan tarafını hallederseniz bu işi çözmüş olursunuz. Burada çok çok önemli bir kriter daha var. Bediüzzaman Hazretleri Çam Dağı'nda, Barla, Isparta, Barla'nın Çam Dağı'nda Haşr Risalesini yazmış, bitirmiş ve diyor ki, yanındaki Şamlı Hafız Tevfik talebesi var, elhamdülillah küfrün belini kırdık. Evet. Çok enteresan. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda Hendek kazarlarken bir kaya çıkıyor da kıramıyorlar sahabe-i kiram. Peygamberimize söylüyorlar. O da gelip balyozu eline alıyor. Bismillah diye vuruyor. İşte Bizans yıkılacak, İran yıkılacak, şu. Yani o yaşadıkları o tablo, o dönem, o sıkıntılı hale baktığınız zaman söylenen sözler çok uçuk gibi gözüküyor ama bunu söyleyen peygamberdir Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunların hepsi gerçekleşmiştir. Şimdi oradan bahisle Üstad Hazretleri de Bizans de diyor ki o talebesinin sözüne karşı ki onların da durumu bundan şey değil. Çünkü Bezan sürgünde, kimseyle görüşmüyor. Barla gibi, deniz gibi. Yani kuş uçsa da diyorlar kervan geçmeyen bir yer. Etrafına kimsenin sokulmadığı, edilmediği. Böyle inanılmaz tecrit döneminin yaşanmış olduğu bir tablo. Ve kağıt zaten piyasada çok kolay bulabildiğiniz bir şey değil. Bulabildiğiniz bir şeylerin üzerine yazılmış. Matbaalarla zaten öyle bir şeyiniz yok. Matbaalar sizin nereye öyle geleceksiniz çatır çatır basacaksınız. Şimdiki imkanlar olacak. İnternet yok, bir şey yok vesaire. Diyor ki Bezuan Hazretleri talebesine, daha doğrusu talebesi ona diyor. Üstadım diyor, şaşarım senin aklına. Sen diyor şu dağın başında bir risale yazma diyorsun ki elhamla küfrün belini kırdık. Halbuki küfre bak. İnanılmaz derecede neşriyat yapıyorlar, kol geziyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bezansları harikulade tarihe geçen şu sözü söylüyor. Ben diyor senin aklına şaşarım Keçeli. Biz diyor vazifemizi yaparız,
Allah'ın vazifesine karışmayız. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Derdimiz de bunu anlamak lazım. Sümbül Efendi yerine birisini bırakacağı zaman talebelerini topluyor ve diyor ki Cenab-ı Hak size yani o uluhiyetin, rububiyetin yetkisini kısa bir süreliğine vermiş olsaydı ne yapardınız? Bak burası da enteresandır. Diyorlar ki birisi bütün herkesi Müslüman yapardım. Birisi işte bütün zengin olur şöyle eder bunu yapardım vesaire vesaire. Malla mülkle vesaire hizmet ederdim. Diyor. Merkez Efendi diyor ki ben diyor hiçbir şey yapmazdım. Allah'ın yaptığından daha iyisi mi var ki ben yeni bir şey yapayım? Onun için ismi Merkez Efendi kalmıştır. İsmi merkez, işi merkezde bıraktı diye. Şimdi biz dünyayı değiştirmeye çalışan insanlar. Ya dünyada, dünya kainatta nasıl bir yer işgal ediyor ki sen dünyanın içerisinde ne kadar yer işgal edip de dünyayı değiştirmeye çalışıyorsun? Evet değişim seninle olacak ama değişim senin etrafı değiştirmenle değil. Değişim herkesin kendisini değiştirmesiyle olacak bir şeydir. Bu meseleyi anlayabilirsek değişim başlayacaktır. Ve bugünün problemleri de çözülecektir. Onun için bugün Türkiye'de şükürler olsun yapılan pek çok çalışma insan odaklı olmaya başladı. Keyfiyeti artırılabildiği oranda insan değişirse toplum değişecektir. Eğer toplum değişirse adınız gibi emin olun bu coğrafya değişecektir. İnşallah. Ve istenilen netice ortaya çıkacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Hocam yine bugünün hani tabiri caizse ravaşçı olan bir tabiri var bu değişim için okullarda, milli eğitimde vesaire yerlerde. Değerler eğitimi. Biz değerler eğitimi değerler eğitimi vesilesiyle insanların, öğrencilerin, gençliğin değişeceğini, dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu noktada değerler eğitiminde asıl temel olan şey ne olmalı? Yani bu değişimde, dönüşümde, bu eğitim verirken temelle koymamız gereken, merkeze koymamız gereken şey ne olmalı? Merkez Efendi'nin yaptığını yapmamız lazım. Güzel olur. Şu önemli Muhammed Bey burada. Değerler eğitimi hakikaten önemli. Fakat biz olayı vitrin boyutundan, popüler anlamdaki bir kısım meselelerden çıkarmak, bu devam etmekle beraber az önce söylediğimiz bir ifade vardı. İnsana dokunmak ama insanın kalbine dokunmak gerekiyor. Değişim buradan başlayacak. Peki bu değerler eğitimi diye saydığımız ahlaklı olmak, adaletli olmak, işte doğru olmak ne sayarsanız, hangisini sayarsanız sayın, bütün bunların o istediğimiz formatta ve konseptte kalabilmesinin en temel noktası nedir? İnsanın kalbine dokunmaktaki esastır. Peki insanın kalbini tatmin eden şey nedir? Allah'ın zikridir. Yani Allah'ın bildirilmesi, tanıtılması, anlatılmasıdır. Bir insana Allah'a ve ahirete imanı net bir şekilde anlatamazsanız, abartılı gelebilir ifadem, diğer diğerler hepsi çarpı sıfırdır. Yani bugün bir kısım şeylerin kendisine esas bulabilmesi için adaletli, niye adaletli olacak bir insan? O değeri bizde sürdürülebilir kılan bir şey olmayacak bu sefer yani. Bugün adaletli olabilirim ama yarın olabilirim. Evet, yani, eğer bir iman olmazsa benim içimde böyle bir kendimi koruyan bir polis olmazsa. Şartlar değişken çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Ama siz esasınıza rıza ilahi almak nasıl olacak? Önce bir Allah'ı tanımak gerekiyor Allah'ın rızasını alabilmek için. Allah'a iman meselesinin üzerinde net durmak lazım. Allah'a imanı hepimiz biliriz. La ilahe illallah dediğimizde manasını biliriz belki ama bunun talebini biz bu tahribatın karşısında yapabilmiş bir toplum değiliz henüz. Ciddi bir tahribat var. Çok materyalist anlamda ciddi bir baskı var. Bütün eğitim sistemi boyunca okutulan kitapların dillerinden, anlatılan meselelerinden birçok meseleler var ki hakikaten bizi pek çok yani esbab perest olsun, materyalist olsun, madde perest olsun bu taraflara sevk eden durumlar yok değil, var. Eğer bunun biz imani boyuttaki eğitimini alamazsak, buralara dokunamazsak diğer meseleler bizim için çok farklı olacaktır. Bugün yani tenzih ederim ama ilahiyattan mezun olmuş fakat namaz kılmayan ama hadis dersine giren kendi öğretmenim vardı, hocam vardı bu konuda. Söylediği şuydu, ben teologum. Fizikçi nasıl fizikçi, matematik nasıl matematik ise ben de bir teologum. Ve hadis dersine giriyorum noktasına gelecektir. Bunun için bizim temel almamız en gereken, temel almamız gereken nokta Allah'a ve ahirete imanın çok net bir şekilde verilebilmesi. Arkasından bütün değerler kendi yerini kendi bulacaktır. Kendine gelecektir. Bulacaktır. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Hocam bu noktada belki son bir soru olarak sizi tanıdığım için şahsen de yani yıllarca talebe yetiştirdiniz. Belki de hayatınız noktada vakfettiniz. Amacınız dindar bir nesil yetiştirmek. Evet.
Biz bu noktada dindar nesil yetiştirmek için yani nasıl yetiştirilir dindar nesil veya nereden başlanmalıdır? Tecrübelerinizden de hareketle neler söylersiniz o konuda? Çok kısaca bu İngilizlerin işte sömürge mi donanma mı önemlidir? Donanma niye? Çünkü sömürge kaybolsa da donanma var, yeni sömürge olur. Peki ordu Britanya mı önemlidir, donanma mı önemlidir? Britanya daha önemli. Neden? Çünkü donanma tahrip olur, şu olur, bu olur ama Britanya olursa yeni donanma inşa edersiniz. Peki Shakespeare'in Britanya mı dediğinde ne diyor? Shakespeare neden? Çünkü hiç kimse kalmasa İngiltere ruhuna ait yeni bir nesil buradan inşa edersiniz diye adamlar kendilerince böyle bir esas belirlemiştir. Şimdi size ait olan en temel konuyla muhatap etmektir esas olan sizin toplumunuzu. Yeni gelen nesil sizin bakış açınıza göre yetişebilmesi için bu zeminin oluşturabilmesi lazım. Bu evliliğe ailede başlar. Aile kurumunun ciddi terbiye edilme mecburiyeti var. Belli bir noktaya taşınması. İki, okulla sürdürülüyor bunlar biliyorsunuz. Bu anlamda hem okul ortamlarının hem de ders kitapları meselesinin ama belki de en önemli konu öğretmenlerimizin dedik ya başta rol model. Kur'an-ı Kerim var ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da var. O rol model, onun tefsiri olan peygamber ve hayatı olmasa Kur'an-ı Azimüşşan biz ne kadar yapabileceğiz? Şimdi ders kitabının varlığı, bir kısım şeylerin anlatılması sadece sözden ibaret kalırsa, hani bugün hocalarımız Allah razı olsun hepsinden, hutbelerde, vaazlarda çıkıp bir kısım şeyleri konuşurlar. Ama buradaki söylenen meseleler nedir? Önce kendimize söylenmeli. Yapın edin demek konuyu çözmez. Mühim olan nedir? Biz toplum olarak, insan olarak da aslında böyle. Önümüzde örnekler görmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla yine en temel noktaya geliyor. İki kaynak var, Kur'an ve sünnet. Bunların esas alınması ve bu asrın insanın idrakine sunulması. Mehmet Akif'in dediği gibi, yani o yeniden inzal oluyormuşçasına. Bu asrın ihtiyaçları Kur'an-ı Kerim'de var. Onları ortaya koymak noktasında o çalışmaların yapılma mecburiyeti var. Şöyle bir karşılaştığım, yaşadığım bir hadiseyi de aktarıp ondan sonra belki sonlandırabiliriz. İngiltere'de yaşayan Malay asıllı birisi gelmişti bir zaman bulunduğumuz yere. Talebeleri de var. Onların şeyhi konumunda. Tabii yapılan faaliyetler çerçevesinde Türkiye'de bazı yerleri gezip geldiler. Bir değerlendirme toplantısı yaptılar. O toplantıda diyor ki, siz gördüğümüz kadarıyla insanlar yetiştiriyorsunuz. Hakikaten o insanlar da iyi insanlar, cevval insanlar, mücahit ruhlu insanlar ama edep, ahlak, düşünüş, yaşayış ve uyumluluk yani pek çok şeye sözde değil fiiliyatına da yansıyan taraflara bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorduğunda o gün için sözümüz olan arkadaş dedi ki biz de bilmiyoruz ama şunu biliyoruz dedi. Bu gençler Risale-i Nur okuyorlar. Bu önemli bir referans. Bu asrın meselelerine karşı imani konuları net bir şekilde ortaya koyabilen özür dilerim. Ve bu noktada hakikaten pek çok gencin yetişmesine vesile olan kaynak bir eserdir. Bu çerçevede esasına uygun olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu o çalışmanın ruhuna uygun tarzda yetişebilen talebeler bu bahsetmiş olduğumuz çerçeveyi çizebilir durumda oldular. Belki diğer bütün çalışmalarla beraber hayatın içerisine Risale-i Nur'un hakikatlerinin de serpiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bir şekilde insanlarla daha güzel ve net bir şekilde buluşmasına imkan tanınması ciddi bir fayda olacaktır diye düşünüyorum şahsen. Allah razı olsun hocam. Hocam programımızı bitireceğiz. Son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz, bir vereceğiniz mesaj varsa onu alalım, kapatalım inşallah. Bütün konuşmalar içerisinde geçtiği üzere başta nefsime söylüyorum. Kendisini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Dünyayı değiştirmek hepimiz istiyoruz ama önce kendi dünyamızı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Ve Beyazıt Hazretleri'nin Çamdağ'ında söylediği biz vazifemizi yapalım, Allah'ın vazifesine karışmayalım. Eğer biz vazifemizi hakkıyla yerine getirirsek Allah da vazifesini yapacaktır. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sevgili Metin Uçar hocamızla birlikte dünyanın değişiminde insanın rolünü ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın usulünü konuşmuş olduk. Cenab-ı Hak sünnet-i seniyeyi, Efendimizin rehberliğini hayatımıza tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin diye dua ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.